Herkese selamlar. İsmim Selim. Bir sneaker koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve giyim ürünlerinin kutu açılımlarını ve incelemelerini yapıyorum. Bugün Puma Suede'i mercek altına alıyoruz. Evet arkadaşlar, kanalımızın ilk Puma videosu ve benden uzun zamandır Puma videosu isteniyordu. Ben de size çok özel video hazırladım. Bu videoda Puma Suede'in ne kadar önemli bir model olduğundan, tarihinden birazcık bahsedeceğiz. Ayrıca önümüzde bu Puma Suede koleksiyonundan çok önemli bir parça var. Coca-Cola işbirliğiyle üretilmiş özel bir ayakkabı var. Bunu inceleyeceğiz. Bu da yetmeyecek. Yanımızda bir tane daha Suede ve bir tane daha Suede var arkadaşlar. Şimdilik bunları kaldırıyorum. Yani bu videoda göreceğiniz şey Puma markası hakkında bilgiler, tarihi bilgiler, detaylı karşılaştırma, özel işbirliği koleksiyonu, ayakkabısının detaylarına inmek. Şimdi öncelikle kutuyu açalım. Ondan sonra Puma markası ne zaman, nasıl ortaya çıkmış ondan bahsedeceğiz. Oğlum bu ayakkabı var ya, son zamanlarda kutudan çıkarıp ilk bakışta en çok beğendiğim ayakkabılardan birisi. Sen ne düşünüyorsun Fahrettin? Beğenmedin mi? Çok olumlu. Çok güzel duruyor bu arada. Bu ayakkabı yeni geldi arkadaşlar bu arada. Şu an piyasada birkaç tane sitede hala stoktaydı. Tabii siz bu videoyu izlediğinizde hala stokta olur mu bilmiyorum. O yüzden şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi biz bu videoyu çekiyoruz. Bu video hazırlanıyor, montaja gidiyor, yayınlanıyor. Ciddi vakit alıyor. Bu tarz anlık fırsatlardan haberdar olabileceğiniz bir Telegram grubumuz var arkadaşlar bizim. O Telegram grubunda kısaca diyoruz ki bunu alın giyersiniz ya da bunu alın satarsınız tarzı tavsiyelerde bulunuyoruz. Bence Telegram grubuna mutlaka katılın. Artık söylemek zorundayım. Kanalıma abone olmanız lazım. Çünkü izleyip kaçıyorsunuz. İzleyenlerin çoğu abone değilmiş. Haliyle artık diğer 100 bin tane YouTuber gibi ben de size lütfen abone olun, like atın, zile basın. Telegram grubuna gelin. Bir sürü şey söyleyeceğim. Beni mecbur bıraktınız. Şimdi kutuya bir bakalım. Kutuda öncelikle çift kağıt çıkıyor. Bir tanesi beyaz kağıt, düz. Bir tane de hem Coca-Cola logosu olan hem de Puma logosu olan bir kutu. Bu ayakkabının ismi Puma Suede Coca-Cola. Herhangi bir renk kodu mutlaka vardır. Ama özellikle markanın yanına farklı bir renk kodu daha eklememişler. Puma Suede Coca-Cola diye geçiyor. Coca-Cola'nın daha önce de Puma ile işbirliği yaptığını gördük. Farklı işbirliği örneklerini yukarıda görüyorsunuz. Bence bu işbirliği gerçekten harika olmuş. İlk bakışta onu söyleyebilirim. Detaylarına birazdan geleceğiz. Şimdi kutuda çift kağıt var dedik. Bu okey. Kutu içinde ekstra bir detay yok. Dışında yarısı Coca-Cola logosu, yarısında Puma'nın panter logosu ve yine Coca-Cola'nın logosu mevcut görebileceğiniz gibi. Ayrıca kutunun diğer tarafında Coca-Cola'nın bazı sloganları da mevcut. Bazı dedim. Gerçi buraya sadece bu yazıyı yazmışlar. Things go better with Coke diyor. Yani bir şeyler kolayla daha iyi gidiyor tarzı. Bunu ayakkabının üzerinde de göreceğiz herhalde. Nerede göreceğiz? Ben bir yerinde. Hah, burada. Aynen. Gördüm, hatırlıyorum dedim. Buradaki etikette de yine aynı yazı mevcut. Haricinde burada ufak bir uyarı var. Diğer kutularda da var bu uyarı arkadaşlar. Puma'nın muhtemelen bu Suede modeli için koyduğu özel bir uyarı. Diyor ki some color migration can occur due to the nature of the material. Yani diyor ki bu ayakkabının üzerinde kullanılan materyalden dolayı bazı renkler farklılık gösterebilir, değişebilir. Haberiniz olsun. Bu özel uyarıyı bence Puma tüm Suede modelindeki ayakkabılarına koymuş. Neden koymuş peki? Bunun bedeni 46 numara. Diğer iki ayakkabı 44,5 numara. Ona geleceğiz. Bu kutudan bir kurtulalım. Peki kutunun üzerinde neden böyle bir uyarı var? Arkadaşlar çünkü bu modelin adı Suede. Yani aslında bildiğimiz deri olan Suede'den bahsediyoruz. Ve genelde bu modelde Suede materyal kullanıyorlar. İsmi de öyle olduğu için. Hatta bu model ismini üzerinde sürekli Suede materyal kullanılmasından dolayı Suede olarak alıyor. Eskiden ismi farklıymış. 1968'de ilk çıktığında farklı isimlerle piyasaya sunuluyormuş. Sleet diyorlarmış, Crack diyorlarmış. Sonrasında bir takım telif hakları sebebiyle modelin ismi Suede olarak kalmış. Ve bu model ilk defa 1968'de üretilmiş. 2018'de 50. yılını kutlamışlar. 50 yılın üzerinde tarih olan bir ayakkabıdan bahsediyoruz. Puma için Suede neyse Adidas için Superstar O, Nike için Air Force O diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Ayakkabının marka konumlandırması bakımından nerede olduğunu anlamanız için böyle bir örnek vermek istedim. Bu Coca-Cola versiyonunda da üzerinde Suede kullanılan kısımlar var. Tamamı Suede değil, kanvas malzeme de var. Ön kısım, bağcık gözü kısmı, Puma'nın yanındaki amblemi, arkadaki etiket kısmı, buraları hep Suede'den yapmışlar ve oldukça kaliteli bir Suede kullandıklarını söyleyebilirim. Açıkçası ben kalitesini oldukça beğendim. Şimdi Suede doğası gereği suyu çok sevmeyen bir materyal. Puma neden kutuya böyle bir uyarı koyuyor derseniz, buradaki malzemeye su geldiği an burası değişik
küçük bir leke alacak ve bunu temizlemesi kolay da değil. Süette genelde ıslak temizleme yapılmıyor arkadaşlar. Kuru temizleme yapılıyor. Kuru temizleme derken yani ıslak olmayan malzemelerle temizleniyor. Haliyle süet temizlemek zordur. Zaten önümüzdeki videolarda ayakkabı temizleme ile alakalı bir video içeriği de çekeceğim. Ama onunla alakalı bilgi vermek istedim. Puma'nın kutuya neden böyle bir uyarı koyduğunu da anlamış olalım diye. Şimdi ayakkabının adı süet diye ayakkabının her yerinde süet kullanmıyorlar tabii. Diğer modeller birazcık daha öyle ama bu özel işbirliği ayakkabısında farklı yerinde farklı materyal kullanmışlar. Bu arada bu ayakkabıyı çok uygun aldık. Diğerlerini de çok uygun aldık. Satın alma detaylarına geleceğim. Merakla bekleyin. Bu 46 numara dedim. Diğerleri 44,5. 44,5 bana aslında oluyor. Bence en iyi bedenim bu Puma süetlerde 45. Yani true to size tavsiye ederim. Bunda 45 olmadığı için 46 aldım. Muhtemelen bunu koleksiyonuma saklayacağım. Giymeyeceğim zaten. Diğer iki ayakkabıyı da sadece bir kez giymiştim. Onları çok daha öncesinde tedarik etmiştim. Puma markası arkadaşlar ilk defa 1948'de Almanya'da kurulmuş bir marka ve tarihin gelmiş geçmiş en büyük spor giyim markalarından birisi desem yanlış olmaz. Şu an halihazırda dünyada piyasa sıralamasında Nike'dan ve Adidas'tan sonra geliyor. Ama eskiden şanı daha da yüksekteymiş diyebiliriz. Sonrasında birazcık bozmuş. Ama süet ciddi bir klasik. Yani dünyadaki en önemli ayakkabı modellerinden birisi olabilir. Puma 1948'de kurulan 75 yaşında bir marka ve bu ayakkabı da 55 yaşında bir ayakkabı. Yani bu ayakkabıyı ilk defa 20. yılında sunmuşlar ve o zamandan beri üretiyorlar. Bu da o kadar önemli bir model. Bahsettiğim gibi Nike için Air Force neyse, Adidas için Superstar neyse Puma için de bu ayakkabı o. Şimdi ayakkabıyı bir detaylıca inceleyelim. Öncelikle şu etiket kısmı çok hoşuma gitti. Kutuda da yazan yazı burada mevcut. Ciddi bir Coca-Cola tüketicisi olarak şu an böyle bir ayakkabı incelemek de hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ama ben Cola Zero tüketiyorum. Coca-Cola bize sponsor olsun. Bak hem ayakkabısını tanıtıyoruz hem ciddi bir Coca-Cola Zero tüketicisiyim. Keşke Zero renklerinde de böyle bir collaboration yapsaydınız. Bırakamıyoruz Zero'yu, ne yapalım? Sağlığa zararlı ama. Şimdi bunun içinde kalıp yok mu? Neden yok? Biz bunu çıkarmadık değil mi? Aa, bir dakika, farklı bir kalıp var bunun içinde. Okey. Bunun içine böyle bir kalıp eklemişler. Muhtemelen bu ayakkabı indirimde aldığım bir ayakkabı olduğu için sol tekindeki kalıbı kaybolduğu için böyle bir şey eklemişler. Okey, benim için sorun yok. İndirimden aldığım için de bunu dert etmiyorum. Koyuyorum bir kenara. Ayakkabının dik kısmında Puma ve Coca-Cola logosu yine mevcut. Ama hiçbir yastıklama yok burada. Buradan eksimi aldı diyebilirim çok rahat bir şekilde. Yanlardaki yastıklama, arkadaki yastıklama iyi. İç tarafın rengi güzel. Krem rengi renginde tabanlığı bir çıkarmayı deneyelim. Çıkarabilecek miyiz bakalım. Yok arkadaşlar, bu tabanlık buraya yapışmış. Bunu çıkarmamız mümkün değil. Ayakkabının yan tarafında kullanılan malzeme yani yarı transparan bir malzeme. İçeriden baktığım zaman çok azıcık da olsa ışık aldığını görüyorum. İnce bir malzeme. Yani yazlık bir ayakkabı diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Zaten hem süedin suyla arası iyi değil hem de bu yarı transparan malzemenin suyla arası iyi değil. Haliyle bunu yazın giy. Ayakkabının arkasında Coca-Cola logosu. Tam arkasında ise Coca-Cola'nın şişesi mevcut. Bu şişe detayını da çok sevdim. Haricinde farklı farklı nerede Coca-Cola logosu var veya var mı? Tabanlıkta da Coca-Cola logosunu görüyoruz. Gayet güzel detaylar. Bence hoş bir işbirliği ayakkabısı olmuş. Ayakkabının bağcıkları klasik, standart, dandik bağcıklardan değil. Örgü bağcıklar. Bu da gayet hoş. Süet kaliteli dedik. Yandaki kumaş malzemeyi beğendik. Logoları beğendik. Ayakkabının yalnızca bence şu ana kadar D kısmındaki yastıklamayı beğenmedik. O da olsa çok iyi olurmuş. Onun dışında dış tabanında da yine aynı yazı burada da var arkadaşlar. Things go better with Coke. Bu detay çok güzel. Dış taban, orta taban zaten aynı renkte, yarı transparan malzeme. Aşağıda da hem Puma'nın logosunu hem de Coca-Cola'nın şişesini görüyorsunuz. Gayet koyabildikleri her yere Coca-Cola'yı yerleştirmişler diyebiliriz. Böyle güzel bir ayakkabıyı güzel bir fiyata aldığım için, indirimle aldığım için de mutluyum. Fiyatını söylemek için sabırsızlanıyorum ama daha henüz oraya gelmedik. Çünkü daha karşılaştırmamız gereken diğer Puma süetler var. Evet, ikinci ayakkabımız geldi. Bunun içinde tek koruma kağıdı var arkadaşlar. Özel bir işbirliği ayakkabısı olmadığı için. Kutusu da klasik Puma süet kutusu. Bu Puma süetler normalde böyle yeşil bir kutuyla geliyor. İyi ki Coca-Cola değiştirmiş bu kutuyu. Beyaz kırmızı yapmış. Çünkü bu kutular bence çirkin. 44,5 numara Puma süet Teams Amazon Purple bu modelin adı. Diğeri de Puma süet Teams Amazon Green. İkisi aslında aynı koleksiyonun farklı rengi diyebiliriz. Üçüncü kutumuzu alıyoruz. Şimdi süet dediğimiz genelde bir ayakkabıya verilen isim değil. Ayakkabıda kullanılan bir materyal. Ama bu ayakkabıyla o kadar özdeşleşmiş ki sonrasında bu ayakkabının ismini süet yapmışlar. Şimdi süetle alakalı bir takım detaylardan az önce bahsettim. Bu ayakkabı bir veya iki kez giyildi. Yeşil olan, bu mor olan da yalnızca bir kez giyildi. Uzun zamandır dolabında bekliyordu. Bunun videosunu çekeyim. Kirlenmesin
ayakkabısının kirlenmesin diye beklerken bir de böyle güzel bir ayakkabı denk getirdim. Dedim ki üçünü birden çekeyim. İlk Puma videosu özel olsun. Benden çok istiyorlardı zira. Şimdi süretle alakalı vereceğim detayı burada şu an canlı kanlı göreceksiniz arkadaşlar. Şurada bir iz var, görüyorsunuz değil mi? Bu iz su damlası izi. Büyük bir su damlası buraya düşüyor, böyle bir iz bırakıyor. O yüzden Puma demiş ki ben kutunun yanına böyle bir uyarı koyayım. Süredin ne olduğunu bilmeyen insanlar da alabilir bu ayakkabıyı sonuç olarak. Puma'nın en çok sattığı ayakkabı. Bu ayakkabıların çoğunda süret kullanıyorlar. Hepsinde değil ama çoğunda süret kullanıyorlar. Haliyle böyle bir uyarı koyalım ki insanlar demesin ne oldu. Gördüğünüz gibi renk geçişi burada oldukça çirkin gözüküyor. Bunu güzel bir fırçayla ve süret temizleme setleriyle temizlememiz lazım. Bir damla su bile ayakkabınızda böyle iz bırakabilir. Yine aynı şekilde yanda da bir takım izler var. Bahsettiğim şey tam olarak buydu. Haricinde ayakkabının yapısı, malzeme kısmı, katmanları birbirine çok benzer. Sadece bu ayakkabının yanında Coca-Cola'da yanda kumaş malzeme kullanımını gördük. Bu tamamen süet olarak gidiyor. Haricinde bu yeşil ve mor Puma'nın iç kısmı sentetik bir deriden yapılmış arkadaşlar. Hem de dil kısmının iç tarafı da öyle. Burada dil kısmı tamamen kumaş malzeme. Yine aynı şekilde ayakkabı iç tarafı da kumaş malzeme. Burada sentetik deri tercih edilmiş. Transparan bir malzeme burada yok. Ama yine de bu diğer Puma süet renkleri de yazlık ayakkabılar. Suyla arası çok iyi değil bahsettiğim gibi. Bence bu iç taraftaki sentetik deri tercihi güzel değil. Daha çok bu kumaş malzeme hoşuma gitti. Ayrıca Coca-Cola'nın yanlarının ve arkasının daha pofuduk olduğunu belirtmem lazım. Ama dil kısmında ise hemen hemen kafa kafaya. Bunlarda da çok pofudukluk yok. Bu ayakkabı Coca-Cola Endonezya'da üretilmiş arkadaşlar. Yeşil olan ama Amazon Romanya'da üretilmiş. İlk defa bir Romanya görüyorum bir ayakkabının etiketinde. Mor olan da Çin'de üretilmiş. Bu ikisi aynı koleksiyondan olmasına rağmen farklı fabrikalarda ama bir standardı yakalamışlar. Ben açıkçası bu iki ayakkabının farklı fabrikada çıktığını düşünmezdim. Ayakkabıların arkasında burada Amazon Green ve Purple'da Puma logosu varken burada zaten Coca-Cola logosundan bahsettik. Coca-Cola'da olan Puma logoları Amazon Yeşil ve Amazon Mor'da da var. Ama Coca-Cola detayları tahmin edebileceğiniz üzere bunlar da yok. Bunların da iç tabanlığı çıkmıyor arkadaşlar. Özellikle bunlar kullanıldığı için. Ama iç tabanlık yumuşaklığına gelirsem hemen hemen aynı iç tabanlık kullanılmış diyebilirim. Yok. En rahat iç tabanlık Mor'da olan, Çin'den çıkan iç tabanlık arkadaşlar. Evet, garip bir şekilde. Ben açıkçası süetleri seviyorum. Bu ayakkabıları da giymek için sabırsızlanıyordum. Evet, çok acayip renkler. Çok limitli kombinlerle giyilebilecek renkler. Ama bu videonun çekilmesi bekleniyordu bu ayakkabıları giyebilmem için. Haliyle şu an giyebildiğim için mutluyum. İsterseniz dokunma testine gelelim. Dokunma testi gayet okey. Malzeme tepkiyi veriyor. Geri toparlıyor kendisini Coca-Cola tarafında. Tabii bu ayakkabı birazcık gardıropta durduğu için, üzerine farklı ayakkabılar vesaire konulduğu için ve birkaç kez kullanıldığı için şu an sıfır olan ayakkabı kadar performans göstermeyebilir. Yine iyi, yumuşak ama sanki Coca-Cola'da kullanılan süet kadar kaliteli bir süet yok burada. Evet, garip bir şekilde yine morlu olan daha iyi tepki veriyor yeşilliğe göre. En iyi süet kalitesi Coca-Cola'da olan, sonrasında morlu olan, sonra yeşil olan. Çin fabrikası iyi iş çıkarmış. Puma o Çin fabrikasıyla çalışmaya devam et. Çünkü Nike'ın çalıştığı Çin fabrikası dandik ama siz güzel bir Çin fabrikası bulmuşsunuz. Belli ki Romanya'dan daha iyi üretim yapmışlar. Ayakkabılarda kullanılan orta taban, dış taban teknolojileri şekli tamamen aynı. Sadece Coca-Cola'da yarı transparan dış taban ve orta taban olduğundan bahsetmiştik. Bu ayakkabıya çok ayrı bir hava katıyor bir kez. Şimdi video başında bedenle alakalı tavsiye verdim ama hemen teyit etmek için uzun zamandır giymiyorum. Bunu bir giyeyim. Hatta Puma'yı da giyeyim. Coca-Cola'yı da giyeyim. Ona da bir bakın. 44,5 gayet iyi aslında ya. 45'e bile gerek olmayabilir. Düşünüyorum da. Evet, 45'e bile gerek olmayabilir. Belki yarım beden düşük bile gidebilirsiniz. Şu 46'yı da bir deneyelim. Ne kadar büyük gelecek onu da bir anlayayım. Zaten bu ikisinin kalıbı aynı tamamen. İkisi de 44,5 olduğu için. Moru ayrıca denemeyeceğim. Evet, birazcık büyük. Yani 45 de olurmuş. 46'yı da ben giyerim bu arada. Sıkar yine giyerim. 44,5'u da giyerim. Ama yani en rahat 44,5 da olur sanırım. Düşündüğüm zaman yarım beden küçük gidin arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şimdi ise gelelim satın alma detaylarına. Bu Puma Sweat Teams Amazon Green ve Purple arkadaşlar. İkisi de 44,5 numara olarak 369 lira 95 kuruş alınmış. 370 liraya. 370. Bu ayakkabının çıkış fiyatı 60 dolarmış. Yani düşündüğümüz zaman 60 doları çarpsak şeyle 20 ile kaç eder? 1200-1300 lira etmesi lazım. Ancak ben 370 liraya almışım. 23 Haziran 2021 tarihinde almışım. İkisini de o zamandan beri bekliyormuş. 2 senedir düşünün.
370 toplamda kaç etti? Hemen bakalım. 740 lira. Bu Coca-Cola ise arkadaşlar 10 Nisan 2023 tarihinde aldım. Bunun çıkış fiyatı 90 dolar. Yani ortalama fiyatı 2000-2100 TL. Ben ise bunu %50 indirimle 1050 TL'ye almışım. 1050, 370, 370 kaç eder? 1790. 1790 TL'ye bu 3 ayakkabıyı almışım. Şu an günümüzde bir ayakkabı alabilmek bile mümkün değilken. Evet Fahrettin, 3 tane seçeneğin var. Hangisini alırsın? 3 seçenek arasından beyaz seçerdim. Ama bunu da seçmiyorsun sanki. Neden? Ya şimdi mor giymem, yeşil de giymem. 55 senelik bir ayakkabı. Hiç hatırı yok mu sende? Bunda Coca-Cola olmasaydı. Coca-Cola'ya karşı bir garezin mi var? Hayır, çok şey. Bence gereksiz. Ya şimdi ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Ben de şahsi fikrimi toparlayayım. Süet bence çok güzel bir model. Ayrıca ülkemizde ana akım ayakkabılar ve klasik ayakkabı modelleri arasından en uygun fiyatı bulabileceğimiz ayakkabılar. Çünkü Puma diğer Adidas, Nike kadar agresif fiyatlandırma yapmıyor genelde. Bazı istisnaları var. Rick and Morty ürünü mesela. Doları 35'e çarpıyorlar falan. Acayip saçma bir durum. Ama genelde bu tarz klasik ürünlerde agresif pazarlama, fiyatlandırma yapmıyorlar ve çoğu zaman indirime sokuyorlar. Haliyle bu Air Force segmentinde, Superstar segmentinde bir ayakkabı olarak çok daha erişilebilir bir ayakkabı olduğu için bence Air Force'un ve Superstar'ın ekonomik versiyonu diyebiliriz. Kalitesi de oldukça iyi, sağlam ayakkabılar. Kendini kanıtlamış ayakkabılar zaten. O ilk çıktığı zamanlarda bu ayakkabıyla basketbolda oynamışlar. Süet olmasının esprisi bir yerde zaten o. Ben Süet'ten yana oyumu pozitif kullanıyorum. Daha çok Puma videosu da çekmek istiyorum bu arada. O tamamen size bağlı. Birazcık beğeni, zil, mil, abone, Telegram falan. O birazcık size bağlı. Benim şahsi fikrimce gayet okey. Puma Süet'ler genel olarak. Bu Coca-Cola ayrıca çok beğendim. Keşke bedenim olsa giyseydim diyeceğim bir ayakkabı. Büyük bir detay var. Şişe koymuşlar. Oturursun. Neyse. Evet yani bunları tamam. Bunlar birazcık deli işi. Bunu hatta video izleyenlerden diyorlar ki bana nerede giyeceğim bu ayakkabıyı? Ben de diyorum ki yani mor ayakkabım olsun, başka yok zaten. Yeşil yine okey ama mor, yeşil bence çok niş kombinlere gidebilecek ayakkabılar. Ama bu her türlü gider. Mor gerçekten çok güzel bir renk. Evet. Sadece bu ülkede bulunmayan bir renk. Mor gerçekten. Moru meşhur etmeye hazır mısınız tekrardan? Düşünsen diğer videoya geliyormuşum tamamen mor böyle. Aşağıdan yukarıya. Beyaz ayakkabıyı tercih ederdim ben. Ya beyaz ayakkabı tabii ama yani bunlar birazcık deli işi. Bu birazcık daha okey. O zaman beyaz bir süet istiyoruz Puma sizden. Arkadaki yönetmen emekçi kardeşimize hediye edeceğiz. Ayak numaran kaçtı? 42. 42 Puma. Bizim ofise yollayın adres olarak. Puma'nın bu arada çok ilginç markalarla işbirliği var. Nike spesifik yerleri kapatmış. Air Jordan, Nike. Onlar genelde moda markalarını kapatmış. Puma da demiş ki ya kardeşim hepsini kapattınız. Biz de o zaman içecek markasını, araba markasını, Lamborghini, Ferrari vesaire vesaire. Puma'nın işbirlikleri böyle birazcık da değişik işbirlikler. Modadan uzak ama popüler kültüre çok daha yakın diye düşünüyorum. Beğeneli böyle bir abanın da bakalım Puma'yı ne kadar çok istiyormuşsunuz videosunu, ne kadar çok bekliyormuşsunuz onu da bir anlamış olalım. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.